10 Kasım Atatürk'ü anma günü kapsamında Manastır'daki eski askeri ilade okulunda bugün Manastır Müzesi binasında ülkemizde ve Avrupa'da Türkiye dışında Türkçe eğitim yapan tek üniversite Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nin kabarık sayıda katılımcılar ile görkemli bir program düzenledi. İlk önce Yüce Türk Milleti'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat saati saat 9:05 geçerek saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Manastır Müzesi'ndeki Atatürk büstü önünde üniversite rektörü başta olmak üzere bir heyet tarafından çelenk konuldu ve şiirlerle Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir anma programı düzenlendi. Kısa bir aradan sonra Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi ortaklığında Manastır Askeri İdade Okulu binasında bir konferans salonunda Atatürk'ü anma ve Atatürk'ün Vizyoner Kişiliği adlı altında uluslararası panel gerçekleştirildi. Atatürk ile mikrofonumuza yaptıkları açıklamalarında Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Vecican, Senato Başkanı Profesör Doktor Fadıl Hoca ve Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Göksel Şahin şöyle konuştular. 10 Kasım büyük dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu. Onun vefat ettiği 84 yıl önce vefat ettiği ebediyete intikal ettiği gün. O münasebetle burada bulunuyoruz. Uluslararası Vizyon Üniversitesi olarak öğrencilerimizle, hocalarımızla ve Sakarya Üniversitesi'nden gelen misafir hocalarımızla burada onu anmak için bir araya gelmiş, toplanmış bulunuyoruz. Bu anma etkinliğini aynı zamanda bilimsel bir toplantıyla taçlandırmak istedik. Konu uzmanı hocalarımız Atatürk'ün vizyoner kişiliğiyle ilgili olarak bize birazdan sunumlarını yapacaklar. Bu toplantı öncesinde biz de Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşumuzu ve çelenk koyma etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu toprakların yetiştirmiş olduğu bu büyük lider, bu büyük askeri deha, bu büyük insanı burada yad etmekten, ruhunu şad etmekten, onu anmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Çünkü sadece Türkiye'nin, Türk milletinin değil, hürriyet, istiklal ve özgürlük uğruna mücadele veren tüm milletlerin örnek aldığı, ilham aldığı bir kişilikten, bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla kendisinin bu okulda okumuş olması, buradan mezun olmuş olması, bu şehirde gençlik yıllarının en önemli günlerinin geçmiş olması bizi buraya getiren en önemli nedenlerin başında geliyor. Biz kendisini bu vesileyle tekrar yad ediyoruz, anıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Ve saygıyla tazimde bulunuyoruz. 10 Kasım tarihi, önemli bir tarih. Çünkü bizim için Balkan Makedonya Türkiye için. Dolayısıyla biz geleneksel olarak Uluslararası Vizyon Üniversitesi öğrencilerimizle beraber bugün Atatürk Anı Odası'na ziyaret etmiş olduk. Programımızı gerçekleştirmiş olduk. Saygı duruşunda bulunduk. Çelenkimizi takmış olduk. Ve bugün saat 10.30'dan itibaren Atatürk'ün Vizyoner Kişiliği adı altında Uluslararası bir panel veriyoruz. Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi Türk Lirası Müslüman Üniversitesi ortak bir şey yapıyoruz bir program. Dolayısıyla bu konuda Sakarya Üniversitesi'nden de Altın Hocamız şirketler vakit veriyor. Biz öğrencilerimizle bugün 250 civarında öğrencimizle bir de yapmış olmaktayız. Ve her bir yıl yaptığımız gibi bu yılda atamızın huzurunda bulunmuş olduk. Son derece memnun kalmış olduk. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün? Bugün son derece önemli bir gündür.
Mustafa Kemal Atatürk'ün kemal oluşunun kemale ermesini mekanında bulunmak son derece önemli bir hadisedir. Çünkü onun 1896-99 yılları arasında o bölge içerisinde olgunlaşmasının tezahürü burada yapılmıştır. Bu mekanda, bu binada, bu askeri idari binasında. Dolayısıyla burada, bu tarihi mekanda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Uluslar Seyircan Üniversitesi olarak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle dost ve müttefik ülkemiz Kuzey Makedonya'da Manastır'da bir araya geldik. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılda hala yaşayan lider, 20. yüzyılın hala yaşayan liderlerinden biri. Her sene ölüm yıldönümünde Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kendisinin vizyonu konuşuluyor ve sevgiyle, saygıyla anılıyor. Bu toprakların yetiştirdiği bir çocuk ve modernleşmenin, ulus devlet süreçlerinin önemli bir devlet adamı da oldu. Ve onun bence en önemli yanlarından biri her zaman bölge ülkelerinin dostluk içinde olmasını arzu eden politikalar izlemesiydi. Balkan Paktı'nı ortaya koyması, Sadabat Paktı'nı ortaya koyması bunları gösteriyordu. Dünyanın yine böyle bölgesel ve işbirliğine dayalı uzun görüşlü liderlere ihtiyacı olduğu bir dönemde onu anmak gerçekten önemliydi. Teşekkür ederim. Düzenlenen panele Türk Demokratik Partisi Başkanı Dr. Beycan İlyas, kabarık sayıda öğretim üyeleri, aydın kişiler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen panele Türk Demokratik Partisi Başkanı Dr. Beycan İlyas, kabarık sayıda öğretim üyeleri, aydın kişiler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.